Yeni bir videodan herkese merhaba. O kadar çok DM'ye geldi ki arkadaşlar. Abi Mobil Dünya Kongresi'nde ne yapıyorsunuz? Arka planı anlatabilir misiniz diye. Biz de bu videoyu sizlere hazırlayalım istedik sevgili dostlar. Şu anda Mobil Dünya Kongresi'nde basın odasındayız. 3 kişi çektiğimiz videoları yüklüyoruz. Burada inanılmaz bir performans sergilemek zorundayız. Sebebi şu, buradaki aslında bir yarış. Evet. Zamanla yarışıyoruz. Ne ile zamanla yarışıyoruz? Yani videoyu çekmemiz lazım, bir an önce size anlatmamız lazım. Ama videoyu çekerken de bu videodaki ürünü en iyi bizim anlamamız lazım. Yani gerçekten insanüstü bir çaba. Bazen şu koltuğa böyle oturuyorum, oh be diyorum. Hayat varmış. Neyse ki çok şükür iyi gidiyor. Olan biteni anlatalım. Bu basın odası, yüzlerce arkadaş var. Yaklaşık 2 yıldır biz buraya gelmiyorduk. Çünkü pandemi sebebiyle burası yapılmadı. Yani etkinlik yapılmadı. Dünyadaki en önemli mobil etkinlik aslında burası. Bu sefer çok geniş bir kadro ile geldik. Tolga var, Furkan var. İstanbul'daki ekibimiz bizlere destek oluyor. Önce ben onlara sormak istiyorum. Nasıl buldunuz fuarı? Tolga buyur sen anlat. Ben en son 2019 Mobile World Congress'e geldim diye hatırlıyorum. Özlemişim. 2 sene geçmiş. 2 seneyi de geçmiş yani. Evet, bu arada sene. Tolga hakikaten özlemiş ya. Ben özledim burayı. Yani hoşuma gitti. Ama en son geldiğimize göre basın odası internet efsaneydi. Şu an yavaşlamış. Aynen öyle. Bir de ethernet kablolarımız vardı. Şimdi evet, güzel aksesuar getirdin dedim. Ben ondan burada fark atarız falan. Olmadı. Nelerle geldik onu biraz anlatalım. Yani ben tabii bir MacBook Pro getirdim şu anda. Bu MacBook Pro'da montajları yapıyorum. Çok hızlı videoları yapıyorum. İşte upload'a bırakıyorum. İstanbul'daki kadro yapıyor. Esabil arkadaşlar. Ondan sonra şu anda bir Sony ZV-E10'la çekim yapıyorum. İşte bir ikinci açı olarak da Furkan'ın o çektiği açı nereye bakıyor abi? Ben var mıyım oradan? Sen yoksa Tolga abiyle biz varız. Seni dışladık abi o görüntüden. İkinci bir kamera da arkadaşlar. Üçüncü bir kamera olsaydı onu çekseydi şu an. Telefonlarla çekim yaptığımız oldu. İşte SLR'la çekim yaptığımız oldu. Kocaman bir tane tripodumuz var. Bir kısmı burada. Bunun 100 katı daha arka tarafta. Yani epey bir ekipmanımız var. Aksesuarlar çok kıymetli. Mikrofonlar çok kıymetli. Mesela mikrofonlar şu an bende Rode Wireless Go var. DJI Mic'i kullandık. Ondan sonra... Buna hayran oldum. Şarjı zaten şöyle, ben MacBook'un kendi şarj aletini getirmedim. Bunu getirdik. 100 watt gücünde MacDodo'nun. Bir de ben buna neyi ekledim biliyor musunuz? Tolga bana bir güzellik yaptı. Dur abi. Dur bende de var o. Çıkar onu. Bak, ha sendeki o kablo abi ya. Dur ama şöyle... Onda var. Sanki bir tane hepimiz mi kullandık demesinler. Hepimizde var. Şimdi bunun arkasında zaten 2 tane Type-C girişi, 1 tane de Tip-A girişi var. Ben normalde işte bir ucu Type-C olan bir kablo bağlıyordum. Bir tane de işte Lightning. Mesela şu ucu Type-C olan. Bunu çıkarttım abi. Şunu bağlıyorum. Sebebi şu. Bu hakikaten... Bu çift yapıyor ve bir ucunda işte Lightning var. Kaç watt? 20 watt. Zaten biliyorsunuz iPhone hani 100 watt versen de belli bir watt alabiliyor. Ama bir ucunda da 100 wattlık Type-C var. Bunu ne yapıyorum? MacBook'a takıyorum. Ya da işte gidiyorum kameraya takıyorum arkadaşlar. Bunu da işte iPhone'u şarj ediyorum veya kulaklığımı şarj ediyorum. Şu benim için hayat kurtardı. Senin onu söyleyeyim. Setup'ın ama basit kalıyor. Benim setup'ı söyleyeyim mi? Ne? Ben gelmeden önceki cumartesi günü depoya girdim. Depoyu patlattım ben sana öyle söyleyeyim. MacDodo'nun bizde kocaman bir kolisi var. Evet. Koliye girdim abi. 100 wattlık bir tane adaptör aldım. Bir ucuna Type-C'den Type-C'ye 100 watt destekleyen bir kablo. İşte, evet evet o var diğer o ucuna, çantada. Diğer ucuna Type-C'den MicroSP'ye, Lightning'e ve Type-C'ye giden bir kablo aldım. Nasıl yani farklı mı? Bunun bir de şey var MicroSP'si var abi onun ucunda. Öyle bir kablo da var. Abi evet ya, Allah kahretsin bu MicroSP ile cihaz üreten markaları. Ama hala böyle şeyler var. ZV1 öyle mesela. Allah'tan ZV10'da düzelttiler de. Micro USB de lazım oluyor dediğim gibi. Onu ben çantada bir yerlere attım ama o hakikaten hayat kurtarıyor. Bu arada ben çok büyük hayat kurtarıcı, çok küçük bir şey göstereceğim. Şu mu? Şu. Ha bak burada da var. MacBook kullanıyoruz ya. Normal evet. A tipi USB yok abi. Mesela USB bellek taşınabilir disk takmak istesen. Abi kafa hala şöyle çalışıyor. Burada mesela basın toplantısına katılıyoruz. Basın toplantısında bize USB bellek veriyorlar. Aynen. Ya tamam da ben bu USB belleği mesela şunun neresine sokacağım? Yani böyle evet, bir dünya yok. Bunu bir ara ben nereden çalıyordum biliyor musun? Samsung'un... Kutulardan çıkıyordu. Evet. Çıkmıyor galiba. Yok şimdi. Abi. En son Note 4, Note 5'te falan vardı öyle bir şey. Aynen yani. Öyle. Bu... Bir ucu mavi ama bu güzel bir şey. Sen ne aldın? Burada iPhone'a takabileceğiniz iPhone'dan abi direkt Type-A. iPhone'a bellek takabiliyorsun. Bir de şu efsane Furkan da kullanıyor. Abi bak işte bundan biz burada fark yaratacaktık arkadaşlar. Olay neydi?
Bunun Ethernet girişi vardı. Type-C'yi MacBook'a bağlayacaktık. Ethernet'ten neredeyse gigabit hızında internet vardı. Ama maalesef şu anda biz Wi-Fi'yi kullanıyoruz. Wi-Fi de bizi biraz perişan etti, ne yalan söyleyeyim. Bir başka problemimiz de şu. Birbirine çok yakın MacBook'lar olunca maalesef AirDrop'ta biraz problemli oldu. O da bizi biraz perişan etti. Mesela telefonla çekiyoruz, MacBook'a atacağız. Ne oluyor? İşte dışarıya çıkmayı akıl ettik en son. Gidiyor bir arkadaş dışarıya, masada oradan aktarıyor vesaire. Neyse, böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Powerbankler işimize çok yaradı. Bu arada Hakkı abi, senin yanına yaklaştığımızda AirDrop performansı daha çok düşüyor. Çok kablosuz cihaz var ya sende büyük ihtimalle. Şu, bunu zaten masada gören çalıyor. Bu benim kaçıncı yani. Allah şu. Allah. Evet. Ama çok güzel duruyor. Aynen, ben bunu ilk öyle defa gördüm. Ne şey, MagSafe'li o? MagSafe'li arkaya yapışıyor arkadaşlar. Hem de stand olarak kullanabiliyorum. Kullandığımız ekipmanlar bunlar. Kameradan bahsettik, şarjdan, bilgisayardan, her şeyden bahsettik. Hani kullandığımız ürünlerin linklerini merak ederseniz de videonun açıklama kısmında paylaşırız. Bir Mobil Dünya Kongresi böyle gidiyor. Sen kapanış yap, bir de sen anlat. Kapanışı yapayım, bir de şöyle bir şey var. Ben onu neyi unuttum abi? Uçaktan indik, valizleri bekliyoruz. Hakkı abi geldi ki, tripod nerede? Dedim nerede? Uçakta. Uçak nerede? Biz çoktan pasaport kontrolünü geçmişiz, evet. İnmişiz, valizi beklemişiz. Uçak belgede gitti, geri döndü İstanbul'a. Nasıl abi? Bir de ilk Mobil Dünya Kongresi heyecanı. Bu arada çok takipçiniz, beni de götür, beni de götür. Mesela sen ilk defa geldin, nasıl bir ortam? Hep Qualcomm Snapdragon'dan bahsediyoruz, Samsung'dan bahsediyoruz, işte böyle çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. Evet. Bir bakıyorsun, oradaki yönetici, hani onu tasarlayan, seni karşına çıkartan adam orada sunum yapıyor. Evet. Ben bunu yaparken böyle yaptım, sen şunu yaparken şöyle yaptık, şunu düşündük diye. İşte 4 boyutlu Metaverse evrenini sokuyorlar burada. Farklı farklı kafalar var, robotlar var. Ericsson Türkiye Genel Müdürü'yle bir röportaj yaptık. Evet. 6G hakkında konuştuk, ne zaman gelir falan. Ben Wi-Fi 7'yi duydum ya. Yok mu Martıran? Wi-Fi 7. Hakkı 2 falan. Yani benim için çok güzel bir deneyim. İlk gün çok yoğun geçti. Bir tablo oluşturduk. Aynen. 15'e yakın video çektik bugün. Maşallah ya. Vallahi. Yani yoğundu. Benim sesim gidiyor bu arada yavaş yavaş. O yüzden çok konuşmak istemiyorum ama gerçekten güzel. Pazar günü geldik. Perşembeye kadar Barcelona'ya. Yani şöyle yatarak da geçirebilirdik de biz yani Shift Elite olarak işimizi çok ciddi alıyoruz arkadaşlar. Hakikaten sıkı videolar çekiyoruz. O nedenle bayağı bir performanslı, verimli bir şekilde çalışıyoruz. Olan biten böyle. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yeşil Robot'ta yayınladık. Çok güzel paylaşımlar. Sonra kişisel hesaplarımızdan hikayelerle olan biteni aktarıyoruz. Onları takip edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu bahsettiğimiz ürünlerin linklerini açıklama kısmında bırakırız. O linkler üzerinden güncel fiyatlarını öğrenip isterseniz güvenli bir şekilde satın da alabilirsiniz. Varsa merak ettikleriniz, bakın daha 3 gün buradayız. Aşağı yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.